Türkiye'de daha doğrusu sol halka dayanarak meşruiyetini halktan alacak, yani bir seçimle iş başına gelemeyeceğini bildiği için darbeler konusunda genellikle bir karşı duruş olarak değil, belki sessiz kalma olmuştur ama içten içe de darbelerin olmasından memnun kalmıştır. Yani bunu en son biz 15 Temmuz'da da gördük. Yani 15 Temmuz'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha o kalkışmanın ilk saatlerindeki açıklamaları, duruşlarını düşünecek olursak, solun açıklamaları ertesi gün gelmeye başlamıştır. Yani her şey netleştikten sonra sol bu konuda açıklamaları yapmıştır. Onun için solun darbelere karşı böyle samimi, ciddi bir duruşu olduğunu, yani en azından işte bu siyasal kurumları yönetenlerin olmadığını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. 1970 ile 80 arası Ankara Mamak'ta askeri kışlaların bütün duvarlarında sac ayakları vardı idam için. Ve generaller idama diye yazılar vardı. Asker silemiyordu ondan. Asker silemiyordu, karşı taraftan kurşun yiyeceğini düşünüyordu. Böyle bir ordu düşmanlığı vardı solda o zaman. Faşist ordu tabiri sola aittir. Yıllarca da bu yapıldı. Bu yapıldı. Şimdi sol ne yapsın? Diyor ki şimdi sağı rakip görüyor. Biz onu düşman diye şey edelim. Ya düşmanımın düşmanı benim tabii şeyim diyor. Orduya karşı, askere karşı, orduya, askere faşist ordu diyen insanlar 28 Şubat'ta görmedik mi? Postalcı oldular, postal yaladılar. Ordunun yanına şey ettiler. O cumhuriyet mitikleri, ordu göreve diye. Hatta o Nisan 27 Nisan mıydı? Genelkurmay Başkanı bir muhtıra verdi falan. Allah sağlık afiyet versin. Baykal gibi bir adam bile döndü dedi ki, ordu dedi sivil toplum görevi yapıyor bununla dedi. Yani solun buradaki problemi, solun buradaki bugün HDP'ye de aynı çanakla yanaşmasının sebebi oyla iktidara gelemiyor. İthal kavramları Avrupa solu üzerinden okumaya başlayınca Türkiye'deki Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerdeki toplumsal dönüşümü yakalamakta zorlanıyorsunuz. Latin Amerika'da ne oldu? Latin Amerika'da askeri vesayet rejimlerine karşı sol çok ciddi bir direniş gösterdi. 80'li ve 90'lı yıllarda Latin Amerika ülkelerindeki demokratik dalgaların hepsi solcu kesimler tarafından hayata geçirildi. Brezilya'da böyle oldu, Arjantin'de böyle oldu, hatta Venezuela'da da böyle oldu. Değişik biçimleri vardı. Kimi tonları biraz otoriter tarzda oldu, kimi tonları daha demokratik tarzda oldu. Ve bunlar Amerika'nın domine ettiği vesayetçi sisteme karşı anayasal ve sosyal reformlar yoluyla bir demokratik konsolidasyon gerçekleştirdiler. Ama biz o kadar yabancılaştık ki bizim sol düşüncemiz, o kadar sol hareketlerimiz bu konuda o kadar yabancılaştı ki bu dönüşümleri bile kendi dinamikleri içerisinde okumaktan uzaklaştı. Türkiye'de darbeciliğin köklerine baktığınızda Osmanlı'dır. İttihat Terakki darbeciliğidir. Türkiye'de darbeciliği geliştiren şeyler. Tabii bu asker üzerinden yürütülen bir darbeci gelenek olmuştur. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra biz darbeleri nerede yaşadık? 60'ta yaşadı. Kim yaptı? Ordu yaptı. 71 muhtırası ordu vesaire. Dolayısıyla bazı sol gruplar, marjinal küçük sol gruplar toplum temelli bir solculuğu zaten zor olduğu için, yani işçi sınıfı temelli bir solculuk da son derece marjinal olduğu için kadrocu örgütlenmeler üzerinden devlet ele geçirme ideolojisi geliştirmişlerdi. Milli demokratik devrimciler böyledir, aydınlık çizgisi böyledir. Bunlar ne yapmışlardır? Peki devlet nasıl ele geçirilir diye düşünmüşlerdir. Burada da ordu içerisinde diyelim ki kadrolaşma,
mümkünse idari bürokrasi içerisinde, mümkünse emniyet içerisinde, istihbarat içerisinde bu kadrocu hareketlerle uygun bir ortam bulunduğunda da kısa yoldan devleti ele geçirmek. Buna onlar devrim diyecekti ama sonuç değişmez. Öyle de olsa böyle de olsa onlar darbedir. Dolayısıyla darbeci geleneğe sahip bir sol çizgi vardır. Kendilerine solcu derler fakat bana göre sol değillerdir. Türkiye'deki sol aslında bunu bütün yani bütün sol Türkiye'deki bütün sol darbeler konusunda aslında hep karşı çıkıyor gibi görünse bile aslında iyi sınav verilmediler. Yani bugüne ait bir şey değil. 60 darbesi çok net bir şekilde önümüzde duruyor. Yıllarca biz onu bayram diye kutladık. İlerici bir darbe diye baktık. 70 biraz bize yöneldiği için sonradan karşı çıkmaya başladık. Altında 9 Mart olsaydı hiç de karşı çıkmayacaktık. 80 darbesi sağ solu hepsini kapsadığı için şaşkına döndük. Bir gariplik var bu işte deyip anlamadık önceleri. Sonradan anlamaya çalıştık. Ama genel olarak bu anlamamamızın nedeni de darbeler konusunda tutarlı bir tavır almamamız. Yani darbe bizden olursa, asker bizden olursa iyi, bizden olmazsa iyi değil zihniyetimiz vardı. Şimdi o değişti. Şimdi geldiğimiz noktada 15 Temmuz bu açıdan bir turnusol kağıdıydı bence. Yani bizim özellikle 70'lerden sonra, 60'ı katmayayım ama 70'lerden sonra benim kendi çevremde hep şu hayali kurardık. Yani bu darbelere karşı bir direniş sergiledim. Yani bu Türkiye'de darbeleri durduran bir... Bunu enteresan bir şekilde Türkiye'deki muhafazakar dindar kesim yaptı. Müthiş bir şeydi. Yani bence destansı diye yazdım, defalarca yazdım. Yazmak da gerekiyor. 15 Temmuz bence dünyada örneği az olan bir halk direnişiydi. Yani bir darbeyi böylesine çıplak bedenleriyle durdurabilecek bir halk bence yeryüzünde şu ana kadar görmedi. 28 Şubat darbesinde solun ekseriyetinin tutumu maalesef ne şeriat ne darbe sloganında özetlendi. Yani aman orada da değiliz, burada da değiliz, biz ortada bir yerdeyiz. Ya, o günden bugüne geçen 20 seneden fazla zamanda, 22. yılına geldik. Bu felç hali değişmedi. Maalesef bu da din düşmanlığından kaynaklı. Yani 98 Şubat darbesi, 97 Şubat, 28 Şubat darbesi dindar hükümet, dindar diye görülen hükümeti iktidardan indirmek için yapılmıştı. Sol da onun arkasına yedeklendi apaçık. Sol ordu diyorum ben ona. Bir kol ordu gibi adeta resmen darbeye destek olundu. Güya tarafsız kalınma adı altında. 20 küsür senedir de bu geçmedi. İşte 15 Temmuz'da yine felç olup tank sesiyle bile uyanamamalarının sebebi aslında bu. Hala dindarların düşmanı oldukları için, iktidarda da dindarları gördükleri için açık darbelere bile karşı çıkamaz hale geldiler.